Merhaba Yengeç Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Yengeç olanlar Haziran 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve WebJetler hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edebilirsiniz ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi alabilirsiniz. Geliyoruz Haziran ayına. 2 Haziran'da Venüs'ün Yengeç Burcu'na gelmesiyle bu aya başlıyoruz. Sizin birinci ev konularınız, yani hayatınızın geneli anlamında çok keyifli etkilerle dolu bir aya başlıyorsunuz. Venüs güzellik, hoş, naiflik, biraz böyle keyif dolu temaların yoğun olduğu bir ay sizi bekliyor. Burada özellikle birinci ev bizim daha fiziksel görüntümüz olduğu için daha böyle güzellik, estetik vari şeyler, fiziksel görüntünüz anlamında biraz finansal çıkışların da söz konusu olacağını gösterir. Ve bununla birlikte Venüs toplumdaki algımızdır ve burada çok keyifli etkilerle dolu bir süreci başlatacak. 10 Haziran'a geldiğimizde halkalı bir güneş tutulması gerçekleşiyor. İkizler Burcu'nun 19 derecesinde. Bu sizin 12. ev konularınızla ilgili. Zaten kuzeye güneye ait düğüm, kadersel düğümler 6-12 aksında ve burada bu yılki bütün tutulmalar, çok büyük önem taşıyan etkili ay tutulması ve güneş tutulmaları bu akıda gerçekleşecek. Bu halkalı güneş tutulması, yani güçlü bir yeni ay var. 12. ev konuları özellikle bizim daha ruhsal konularımızdır. Daha böyle toplumda, daha izole, daha inzivadaki bizdir. Ruhsal gelişim, bilinçaltı, daha böyle kapalı konular, kapalı mekanlar ya da böyle bir işletmede çalışıyor iseniz hastaneler, hapishaneler vesaire bu konuları da kapsar. Burada var olan gündemlerde, ruhsal şifalanma ile ilgili gündemlerde güçlü bir yeniliğiniz mevcut. Eğer evli bir bireyseniz eşinizin işi ve sağlığı ile ilişkili gündemlerde de yine bir yenilik var. Ama bu yenilik Mrigasira nakşatrasında gerçekleşecek. Mrigasira biraz gelgitli, biraz böyle belirsiz bir doğadadır. Zaten Merkür retrosu da bu yeni aya eşlik edecek. O yüzden doğasını biraz etkileyecek. Bu Mrigasira'nın doğası ise burada biraz hani birçok seçenekten kaynaklı. Şunu mu seçsem, bunu mu seçsem gibi böyle biraz bize gelgitli bir ruh haline tetikleyecek. Biraz böyle tam emin olamama, bir şeye karar verip sonra cayma gibi etkiler içerisinde barındırıyor. Ama bu yenilik güçlü bir yenilik, fazlaca seçenekleri olan bir yenilik. Bu bahsetmiş olduğum konularla ilgili daha böyle endişe, kaygılı bir ruh halinde iseniz, böyle daha bilinçaltı terapileri, daha böyle ruhsal bilinçaltına yönelik, psikolojiye yönelik bir takım gündemleriniz, uğraşlarınız var ise burada güzel, keyifli bir yenilik var. Ama dediğim gibi seçenekleri çok fazla. O yüzden biz biraz böyle gitgelli enerjiler hissediyoruz. Hangisini seçsem, hangisi benim için daha uygun olur gibi bir etkiyle hem Mrigasira oluşturuyor nakşatrası hem de Merkür retrosu bu yeniliğe kavuşum halinde bir etkide bulunacak. Sonrasında 11 Haziran'da Mars Aslan Burcu'na geçecek ve sizin finansal konularla ilişkili çok aksiyonda olacağınız bir döngü. Çünkü Mars Aslan'da yararlı çalışır ve adeta hareket sistemimiz, zihin, beden, eforlar, finans konularına odaklanacak. Kazançlar elde etmek, yatırımlar, bizim değer yargılarımızdır burası. Değer yargılarımızı artırmak, bizi biz yapan unsurları artırmak konusunda çok fazla hırslı, çok fazla böyle aksiyonda olacağımız etkileri oluşturuyor. Burada Mars asla ikinci ev konularınızla ilgili biraz böyle fevriyle kaçan bir tutum içerisinde olma eğiliminizi de gösteriyor. Çünkü boğanın doğasında bir evde biraz zararlı çalışma eğilimi de var. Fazlaca maddi, fazlaca böyle maddiyatçı olma eğiliminizi gösteriyor açıkçası bu süreçteki giriş işlerinizde ya da tavır ya da tutumlarınızda. Sonra 20 Haziran'da Jüpiter büyük benefik, şanslı, bereketli gezegen geri harekete başlayacak. Sizin 9. ev konularınızla ilgili. 9. ev biraz böyle yurt dışı bağlantılı işler ve sektörler, yabancılar ya da yabancı ülkelerle gündemler, hukuksal bir gündeminiz var ve bu tam böyle rayına girdi, tam böyle her şey istediğiniz gibi oldu derken biraz gecikmelerin olduğunu gözlemleyeceksiniz. Çünkü Jüpiter
2 derece zaten ilerlediği için 2 derecede fayda ve şans sundu size. Sonrasında geri hareketi ile bu şansı sadece bekletecek. Tekrar ileri hareketiyle size sunacaktır. Bu süreçte biraz böyle gecikmeli durumlar gözlemleyebilirsiniz. Ya da böyle bir anda şansın kısıldığını, her şeyin akışta giden halini biraz daha böyle ertelenmelerle beklendiğini görme ihtimalinizi gösteriyor. Burada Jüpiter özellikle böyle yurt dışı bağlantılı işler, hukuksal konular, yüksek lisans, doktor, akademik kariyer ve bu tip bir döngüdeyseniz bu konular. Bununla birlikte böyle biraz inançla da ilişkili. Aslında Jüpiter burada çok faydalı olacak size. Normal bir bilyeden daha fazla şey vaat edecek. Çünkü yay burcu doğasında bir evde daha benefik, daha faydalı çalışır. Ama burada biraz akışa bırakamama ya da olayları bazen hani bütün gayretimizi gösterdikten sonra akışa bırakırız ya. İşte Jüpiter geri hareketiyle birey bunu akışa bırakamıyor. Sürekli bir kontrol etme isteği, sürekli bir koordine etme ya da olaylara bir şekilde müdahil olma gibi etkiler sunacaktır. Burada aslında asıl olan ve yapılması gereken karşı eve odaklanmak. Yani üçüncü ev konularınız. Yakın çevre iletişim ya da böyle insanlarla fikir birliği daha böyle düşüncelerin dingine bırakmaktır üçüncü ev. Buraya odaklanarak en azından bu süreci bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir de burada Jüpiter geri hareketiyle inanç konusunda da biraz sizi sorgulayıcı bir tutum içerisine sürükleme eğiliminde gösteriyor. Sonrasında 23 Haziran'da Merkür artık düz seyrine geçecek. 12. ev konularınız böyle ruhsal o kaygılı sürekli böyle vesveseli bir ruh haliniz var ise ayın genelinde böyle Merkür burada zaten İkizler Burcu'nda olacağı için buradaki o vesveseli ruh hali biraz daha böyle dingin bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. Çünkü Merkür 12. evde adeta böyle kuruntumuzu dinleriz. Çünkü Merkür iletişimdir, konuşmadır, zihindir. Bilinçaltı ile ilişkili bir evde birey daha çok somut dünyayı değil daha bilinçaltını, kuruntularını dinliyordur anlamına geliyor. Ama böyle eğer belge, evrak işleriyle uğraşıyor iseniz, hani böyle bir resmi yazılı evraklarla ilgili bir gündem ve ne zaman ben bunu yapsam diye soruyor iseniz 23 Haziran ve sonrasında Merkür düz seyrine geçecek ve İkizler Burcu'nda da verimli çalışır. Kendi doğasında bir burçta olduğu için burada özellikle bu süreç ve sonrasında değerlendirebilirsiniz resmi yazılı evraklar konusunda. Sonra 24 Haziran'da Oğlak Burcu'nun 3 derecesinde Mula takım yıldızında bir dolunay gerçekleşecek sizin 7. evinizde. Bu kapanış, bu tamamlanma Mula'nın doğasında yani uzun soluklu bir arayışın, uzun soluklu bir araştırmanın, derinlemesine bilginin ve aslında kökten bir şeyi çözümlemenin yıldızıdır. Bir şey böyle ani fevri falan yapmaz. Uzun solukludur o derinlemesine düşünür ve bir şey tamamlansın ve hani kökten halledilsin o kafasında bir takım yıldızım. Bu da sizin evlilikle ilgili gündemlerinizde ya da ikili ilişkiler ve ortaklaşa müşterek gelirler ya da kazanımlarla uğraşıyor iseniz bu konularla ilgili. Bir tamamlanma, bir kapanış var 24 Haziran ve civarı günlerde. Burada özellikle 7. ev bizim diğer insanları ifade eder. Yani bizdir, biz olabilmektir. Birinci ev ben, karşı evi sendir. Yani diğer insanla biz olabilmektir. O yüzden ortak paydada yapılan her türlü iş girişimini, evrak üzerinde imzalanacak her türlü iş, böyle kağıt üzerine imza attığımız her türlü iş. O yüzden evliliği de biz buraya dahil ediyoruz. Evlilik konuları, ikili ilişkileriniz, böyle ortaklaşa kazançlar, müşterek gelirler, hukuksal bir gündemi başlatmaktır. Hani onun ilk aşamasıdır. Burası da o yüzden Merkür de burada ileri hareketli olacağı için burada artık bunu başlatmak adına da aslında iyi bir dönem olarak değerlendirebilirsiniz. Ama burada bu var olan sorunlar ya da gündemler artık tamamlanıyor. Bir çözüm yolu bulunuyor ve bundan çözüm yolundan sonrasında artık gündem değişiyor anlamına geliyor. Bir şey başlatmak, tamamlamak, çözümlemek açısından güzel bir zaman dilimi 24 Haziran ve civarı günlerde. 27 Haziran'da Venüs Aslan Burcu'na geçecek. Bu Aslan Burcu'na geldiği evde hali hazırda Mars onu bekliyor. Fevri davranarak kazançlar konusunda yapmış olduğunuz böyle küçük bir problem olduysa birinin gönlünü kırmak ya da para ve finans başlığı altında böyle biraz keyifsiz bir durum oluşturduysanız Venüs adeta oraya gelerek o konularla ilgili yapmış olduğunuz o fevriliği ya da o
pürüzlü konuyu düzeltmek adına ve daha sizin böyle hem üslubunuz, hem iletişiminiz, hem biraz gönül almaktır. Dediğim gibi finans başlığı altında yapmış olduğunuz fevri bir tutum olur ise bunu Venüs rahatlatmak adına 27 Haziran ve sonrasında ikinci evinize konumlanmış olacak ve bu süreçten sonra aslında hem akıllıca düşünüp hem de finans ve yatırımlar konusunda sürekli harekette ve aksiyonda olacağınız bir döngüyü de gösteriyor. Genel olarak bu şekildeydi sizin için Haziran ayı. Ebced değer hesaplamalarında ya selam esması çıkmış. Sizin için 131 defa her gün adedince söylemeye gayret etmenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşça kalın.